Bilim Kültür Merkezi'nin değerli çocukları, herkese merhabalar. Bu videomuzda artık yavaş yavaş konularımızı tamamlayacağız dostlar. İşlememiz gereken bir iki tane konumuz kaldı. Daha sonra 7. sınıfı tamamen bitirmiş olacağız. Şimdi insanları nasıl tanıyoruz adlı bir konumuz var. Burada öğrenmemiz gereken bazı kavramlar var. Ön yargı gibi, kalıp yargı veya özellikleri hakkında bunları öğrenmemiz lazım dostlar. Şimdi tercihlerimiz hayatımızda çok önemli bir yere sahiptir. Yediğimiz yemekler, kıyafetlerimiz, tuttuğumuz takımlar, bunlar çocuklar bizim özelliklerimizi belli eden asıl noktalardır. İnsanlar bu tercihlerimize göre bizi değerlendirirler. Kalıp yargı bu şekilde oluşur. Yeni bir kişiyle tanıştığımızda bu kalıp yargılar pratik bir biçimde o insanı değerlendirmemizi sağlar. Kalıp yargılar bazen kolaylık sağlarken bazen ise yanlış tutum ve davranışlara neden olabilir. Peki nedir bu kalıp yargı? Kalıp yargı dostlar, bir kimse veya bir şey ile ilgili olarak bazı olay ve görüntülere dayanarak önceden edinilmiş olumlu ya da olumsuz fikirlerdir. Kalıp yargı, insanları özelliklerine göre sınıflandırma eğiliminin neden olduğu bir algılama ve davranış biçimidir. İnsanlarda var olduğu sanılan bu özellikler çoğunlukla gerçeğe dayanmaz. Kalıp yargılar sözlü kültüre ait ürünlerdir. Ön yargınız da var tabii. Bir kimse veya bir şey ile ilgili olarak belirli olay ve görüntülere dayanarak bunlar da önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz peşin hüküm dediğim fikirlerdir dostlar. Şimdi kalıp yargılar iki doğrultuda gelişir. Birincisi genelleştirme eğilimi, bir de özelleştirme eğilimi. Genelleştirme eğilimi dediğim şey, kendisini tanıdığımız bir veya birkaç kişinin özelliklerini onunla aynı kategoride bulunan bütün diğer kişilere yaymasıdır. Örneğin kısa boylu, haylaz bir çocuğu olan birinin bütün kısa boylu çocukların haylaz olduğunu sanması gibi. Özelleştirme eğilimi ise bir ülke, grup veya durumla ilgili sahip olduğumuz bir kanıyı bu durumda olan herkese uygulamamızdır. Örneğin dostlar, bizim bütün sarışınları Rus zannetmemiz gibi. Bu da özelleştirme eğilimine girer ya da bütün gözü çekik olan kişileri Çinli zannetmemiz gibi. Bu da özelleştirme kalıp yargı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir kavram daha var, İslamofobi. Bu da kalıp yargı ve ön yargı kadar aslında olumsuz bir durumdur. Bu Müslümanlara karşı duyulan nefret, ayrımcılık, düşmanlık ve kin besleme anlamına gelir. İslamofobi Müslümanlara ve İslam dinine karşı beslenen ön yargı ve ayrımcılıktan kaynaklanır. İslamofobi arkadaşlar, 11 Eylül 2001 tarihinde meydana gelen olaylar sonrasında terörle mücadele kapsamında aralarında Müslümanların da olması dolayısıyla Müslümanlara karşı böyle bir maalesef ön yargı başlamıştır ve bu da İslamofobi olarak karşımıza çıkmaktadır. Müslümanlar eğitim, istihdam yani kalkınma, barınma ve kamu alanlarında erişim, toplumsal katılım ve hareket serbestliği gibi bazı alanlarda ayrımcılığa maruz kalabilmektedirler. İslamofobi, İslam dünyasına mensup olan bireylerin maruz kaldıkları ayrımcı muameleye verilen genel isimdir. Fakat tabii ki de şunu unutmuyoruz. En az kalıp yargı kadar ya da ön yargı kadar olumsuz bir kavramdır. Bunu da bilmeliyiz gençler. Şimdi kalıp yargılardan kurtulmamız mümkün mü? Tabii ki de bunlar değiştirilebilir veya kontrol edilebilir şeylerdir. Bu özellikle karşımızdaki insana saygıyla başlayacaktır. Saygının yanında bir de eleştiriler bir bakış açısına sahip olmaktır. Mesela şöyle bir örnek verelim. Üstü başı yırtık olan bir kişiyi fakir zannetmek. Bu da aslında bir ön yargıdır. Bu ön yargı ile yaklaşmak yerine neden sorusunu ya da şöyle olabilir gibi bir eleştiriler bakış açısına sahip olursak biz bu kalıp yargılarımızı ya da ön yargılarımızı kırabiliriz arkadaşlar. Çoğu zaman kalıp yargılarda gerçeğin payı oldukça azdır. Kalıp yargılar değiştirilemez gibi zannedilse de az önceki dediğim gibi bunlar yıkılabilir ya da insan kendisini değiştirebilir dostlarım. Örneğin 1930'lu yıllarda Afrika kökenli insanlar için oluşturulmuş olan olumsuz kalıp yargılar 1960'lardan sonra gerek sanatsal etkinlikler, gerek spor etkinlikleri, gerekse bu insanlarla daha fazla etkileşime yol açan ortamlar sayesinde değişmiştir. Yani Afrikalı insanlara karşı artık eskisi kadar işte ırkçı bir ayrım yapılmamaktadır. Bu sporla desteklendi, sanatsal alanda desteklendi ve onları iyi tanıyabilmekle beraber bu kalıplar yavaş yavaş yıkılmaya başlandı. Peki gelelim genel olarak kalıp yargıların özelliklerine.
Şimdi halk kültürüne yani sıradan bilgiye dayanırlar. Çeşitli gruplarca konuşularak edinilir, yayılır ve böylece davranış haline gelirler. Tahmini veya duygusal bir durumu ifade eder ve değer yargısı niteliğindedirler. Kuşaktan kuşağa miras gibi geçer arkadaşlar. Toplumdan, gelenek ve göreneklerden ya da kişisel eğilimlerimizden meydana gelirler ve basma kalıp değer yargıları biçimde inanışlar yaratırlar. Bunlar genellikle yanlış ve olumsuz yargı imajlardır. Fakat olumsuz olduğu gibi olumlu yargılar da tabii ki vardır. Mesela işte Amerikan kadını gibi neşeli demek tabii ki olumlu tarafları da vardır ama ister olumlu ister olumsuz hiçbir şekilde bu kalıp yargılara maruz kalmamak gerekmektedir. Çünkü kalıp yargılar kısmen basit bilgilerdir dostlar. Tartışma konusu olan sorun hakkında bilgi edinilmesi ve kişisel bir kanıyı oluşturmayı kolaylaştırmaktadırlar. Ayrıca toplumda köklü halde bulunan peşin hükümlerde beslemektedirler. Böylece gerçeğe ters düşen durumlar varmış gibi gösterirler. Örneğin Türkiye'de erkekler birden fazla kadınla evlenir gibi bu da edinilmiş önceden bir fikirdir. Halbuki Cumhuriyet'ten sonra bu kalıp yargılar da değişmeye başlamış veya değişmiştir dostlarım. Ayrımcılık bir kişi ya da gruba belli özelliklerinden dolayı ön yargılı davranmaya denir. Bu davranış pozitif ya da negatif yönde olabilir ancak ayrımcılık denildiğinde genellikle arkadaşlar negatif yönde anlaşılıyor. Mesela işte siyahi olan kişilere ayrı davranmak, beyaz olan, teni beyaz olan kişilere ayrı davranmak bunlar ayrımcılık kavramı adı altına girmektedir. Şunu da söyleyelim az önceki pozitif yönde de olur dediğimiz şey pozitif ayrımcılık olarak karşımıza çıkar. Mesela işte otobüste kadınlara yer vermek, otobüste hamilelere yer vermek ya da gazilere yer vermek bu da pozitif ayrımcılık olarak karşımıza çıkmaktadır. Gelelim başka bir konumuza. Küresel konular dostlar, küresel sorunlara çözüm üretiyorum adı altında işlememiz gereken başka bir konumuz var. Öncelikle küresel sorun nedir? Tüm insanlığı ve dünyayı ilgilendiren sorunlara küresel sorun denilmektedir. Dünyamızın oluşumundan insanların tarih sahnesine çıkışına kadar olan süreç İşte dünyanın coğrafi özellikleri birkaç defa değişmiştir. Belirli dönemlerde dünyamızın doğal dengesi bozulmasına bağlı olarak bazı sorunlar da beraberinde getirmiştir. Dünya üzerinde insan yaşamını etkileyen bir takım sorunlar çıkmış. Bu dünya tarafından ilgilenilen meseleler ise yani tüm insanlığın olduğu sebepler veya meseleler, sorunlar ise küresel sorun olarak karşımıza çıkacaktır. Küresel ısınma dediğimiz şey ise atmosfere salınan gazların neden olduğu düşünülen sera etkisinin sonucunda karada, denizde ve havada ölçülen ortalama sıcaklıklarda görülen artıştır dostlar. Bu da küresel ısınma kavramı olarak karşımıza çıkacaktır. Dünyadaki binlerce bitki ve hayvan türünün yok olmasına neden olan, insan yaşamını etkileyen aşırı sıcaklık ve kuraklaşma gibi diğer meteorolojik afetlerin artmasına sebep olan bir oluşumdur dostlarım. Nedir bu küresel ısınma başlığı altında meseleler ya da sorunlar? Şimdi iklim değişikliğine bakalım. Küresel ölçekte karşılaşılan en büyük sorunlardan biridir dostlar. Fosil yakıtların kullanılmaya başlanması, arazi kullanımının değişmesi, ormansızlaşma yani ağaçların yetersizliği, sanayi süreçlerinin, fabrikaların çok fazla artması sonucunda iklim değişiklikleri yaşanmaktadır. Hatta hatırlayın bir konu işlemiştik biz. Yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji kaynaklarından bahsetmiştik. Şimdi insanlar yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmalıdırlar. Sözünü bu yüzden söyledik. Çünkü yenilenemeyen enerji kaynakları işte petroldür, doğalgazdır, bu tür kaynaklar, fosil kaynaklar dünyayı olumsuz yönde etkileyecektir dostlar. Sel var. Sel dediğimiz şey ise bir bölgede toprağı belirli bir süre için tamamen veya kısmen su altında bırakan ani, büyük ve düzensiz su akıntılarına verilen bir isimdir. Çığ dediğimiz şey arkadaşlar genellikle bitki örtüsü olmayan engebeli, dağlık ve eğimli arazilerde vadi yamaçlarından tabakalar halinde birikmiş olan kar kütlesinin iç veya dış kuvvetlerin etkisiyle başlayan bir ilk hareketi sonucu yamaçtan aşağı doğru büyüyerek hızla kayması olayına ise
çığ adı verilmektedir. Burada tabii önümüze çıkan önemli bir konu vardır. Ağaçlandırma yapılması gerekmektedir ki bu erozyondur, çığdır, bu tür afetlerin önüne de ancak ağaçlandırma ile geçilebilmektedir. Kuraklık dediğimiz kavram, bir bölgede nem miktarının geçici dengesizliğinden kaynaklanan su kıtlığı, kuraklık olarak tanımlanabilir. Mesela Türkiye'nin şu anda en kurak olan kısmı Doğu Anadolu bölgesidir. Doğal bir iklim olayı olan kuraklık herhangi bir zamanda veya yerde her zaman meydana gelebilir arkadaşlar. Hortum dediğimiz şey bulutlarla bağlantılı olarak silindir şeklinde dönerek gezen bir rüzgar türüdür. Bu da hortum olarak karşımıza çıkar. Bulutlardan yere kadar uzanır ve büyük yıkıcı güce sahip olan bir doğal felaket veya afettir. Hortum oluştuğunda gücü sayesinde çevreye, insanlara büyük zarar verebilmektedir. Deprem dediğimiz şey dostlar, yer kabuğu içindeki kırılmalar ya da sarsılmalar sonucuyla ortaya çıkan olaydır. Bu da yine insanoğluna ve etrafına, canlılara büyük bir zarar verebilmektedir. Yer katmanlarında oluşan şok dalgaların sebebi olduğu doğa olaylarına da biz deprem diyoruz dostlarım. Şimdi sadece doğal olayları değil, beşeri faktörler de tabii ki de bizim karşımıza sorunlar olarak ortaya çıkacak. Beşeriden kastımız biliyorsunuz beşeri insan demek. İnsan etkisiyle de olan sebepler var tabii ki. Bunlardan bir tanesi de terörizm olacak. Topluma korku salma, insanları korkutma, yıldırma eylemlerin tümü terörizm olarak adlandırılacak. Yüzyıllardan beri toplumlar ve devletler için en büyük tehlikelerden birisi olacak. Ki tüm ülkelerde bu kavramla uğraşacaktır arkadaşlar. Devletler terörizm ile mücadele etmek için çeşitli yollara başvurmuş ve her türlü tedbiri alma yoluna gitmişlerdir. Terörle mücadele uluslararası işbirliği gerektirmektedir. Yani birden fazla devletlerin anlaşma yoluyla terörizmle mücadele edilmektedir. Terör faaliyetleri tüm dünyada can ve mal kaybına maalesef sebep olmaktadır dostlar. Açlık var. Açlık ve yoksulluk sorunu kırsal yörelerde daha yoğun olarak gözlemlenen bir sorundur. Dünyada açlık sorununun giderek derinleşmesi, artması, bu konudaki endişelerin artmasına da en önemli nedenleri küresel iklim değişikliğine bağlı olarak kuraklık bölgeler anlaşmazlıklarından doğan çatışmalardır diyoruz dostlar. Göçler var. Dini, ekonomik, siyasi hangi alanından olursa olsun herhangi bir sebepten dolayı insan topluluklarının hayatlarını tamamını veya bir bölümünü geçirmek üzere bir yerden başka bir yere geçme suretiyle yaptıkları zorunlu coğrafi yer değiştirmelerinde biz göç hareketi diyoruz dostlarım. Peki geldik, iklim değişikliği Türkiye'yi nasıl değiştirecek? Şimdi bu bizim şu an son konumuz dostlar. Türkiye küresel ısınmaya bağlı olarak görülebilecek bir iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek ülkeler arasındadır. Kurak ve yarı kurak alanlarındaki su kaynakları, özellikle kentlerdeki su kaynaklarının durumu, sorunlara yenileri ekleyecek ve içme amaçlı su ihtiyacı daha da artacaktır. Türkiye'nin özellikle çölleşme tehlikesi bulunan kesimlerin tarım, ormancılık ve su kaynakları açısından olumsuz etkilenecektir. Aslında devletin bazı tabii ki önlemler almaya çalışıyor. Bunu bir örneklendirmemiz gerekirse mesela Güneydoğu Anadolu bölgesi iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele eden bir bölgedir ve Güneydoğu Anadolu bölgesi eski zamanda çok fazla tarım yapılamıyordu. Çünkü tarım dediğimiz şey suya ihtiyaç duyan bir ekonomik faaliyettir ama kuraklığın olduğu yerde de maalesef su imkanı sağlanamayacağı için Güneydoğu Anadolu'da çok fazla tarım girişimleri yapılamıyordu. Fakat devlet ne yaptı? Bir proje çıkardı. GAP projesi dediğimiz Güneydoğu Anadolu projesi ve Güneydoğu Anadolu bölgesine, yani o kuraklıkla mücadele eden o bölgeye sulama kanalları çekerek, barajlar çekerek tarıma açık hale getirdi ve birçok tarım ürünü yetiştirilmeye başlandı. Tabii ki devlet bu konularda da önlemini almaya çalışacak dostlar. Araştırmacılara göre iklim kuşakları yerkürenin jeolojik geçmişinde olduğu gibi ekvatordan kutuplara doğru yüzlerce kilometre kayabilecek. Bunun sonucunda Türkiye bugün Orta Doğu,
ve Kuzey Afrika'da hakim olan sıcak ve kurak iklim kuşağının etkisine girebilecektir. Farkındaysanız biz her yaz daha sıcak zaman geçiriyoruz dostlar. Çünkü artık yavaş yavaş Orta Doğu'dan dediğimiz ya da Afrika tarafından dediğimiz sıcaklar vurmaya başlayacak. Bu da küresel ısınma ya da iklim değişikliği sonucunda ortaya çıkan bazı problemlerdir. Tabii ki insan olduğunu dikkat etmesi gereken noktalar vardır. Bu zararları minimum dediğimiz en az seviyeye indirebilmek adına, örneğin yenilenemez enerji kaynakları yerine yenilenebilir, yani doğa tarafından sürekli yenilenebilen güneş gibi, rüzgar gibi, su gibi enerji kaynaklarının kullanılmaya çalışılması, fabrika atıklarının kontrol altına alınmaya çalışılması gibi önlemler bu zararların en az düzeye indirilmesini sağlayacaktır dostlar ve konumumuzu da burada bitirmiş olacağız. Kendinize çok iyi bakmanızı istiyorum. Bir sonraki inşallah kısmetse görüşmemiz nasip olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.